Acele ederek asla karar vermeyin. Çok hızlı kararlar vermeyin. Eskiler hep der, ya bir kararı vermeden önce böyle bir üzerinde bir uyuyalım. Bir gece uyuyalım. Veya alışverişe gittiğinizde, mesela bizim bir FODER'de bir tavsiyemiz var. 10 saniye kuralı diyoruz. Bunu büyükler de iyi anlayacaktır. Mesela alışverişe gidiyorsunuz, yaz geliyor diyelim. Tatile gideceksiniz. İndirim de var. İndirim, indirim her tarafta %30 düştü, fiyat %40 düştü. Ya gidiyorsunuz işte Boyner neresiyse artık. Oradan işte bir tane mayo ama bir bakıyorsunuz bir mayo alana, işte iki mayo alana bir mayo da bedava. O zaman tamam hadi üç tane mayo alıyorsunuz. Bakıyorsunuz bir beyaz pantolon, ya çok güzel indirimde alıyorsunuz. Bir 3-4 tane işte ne bileyim tişört, mişört, işte Tokyo falan indirim. Böyle elinizde paketlerle, şeylerle kasaya doğru giderken diyoruz ki biz dur. Bir durun şöyle diyoruz. Bir içinizden 10'a kadar sayın. Acele etmeyin. Bir düşünün bakalım ya ben bunları niye aldım? Tamam ben tatile çıkacağım, ihtiyacım var bazı şeylere ama bunların da hepsine ihtiyacım var mı acaba? Kendinize bir sorun. İstek mi bunlar yoksa ihtiyaç mı? Eğer istekse, yani gaza gelip almışsanız, şimdi 3 tane mayo, tamam indirim var ama 3 tanenin bedeli bir taneden daha az olmadığına göre, yani bir tane alsanız daha az bir ödeme yapacaksınız. Beyaz pantolon, evde 2 tane beyaz pantolonum var. Niye alıyorum ben bunu? İndirimde diye. Çünkü niye alıyoruz onu? Beynimiz bize diyor ki, ya bu indirimde bunu alırsan sen kâr edersin. Halbuki kâr mâr etmiyorsun, tam tersine değil mi? Para verip çıkıyorsun. Ama beynin o işte sistem bir düşünce, refleksif düşünce sistemi diyor ki sen bunu indirimden aldığın için kâr ettin. Dolayısıyla bir 10'a kadar say diyoruz ve gerçek gelişmiş beynini kullan ve doğru kararı ver. İhtiyacın yoksa bırak, alma.